Bir de arkadaşlar yüksek kati bir şey değil ya. Ya ne kadar çok topraktan yukarıdasın o kadar risk yani. Bunu çok anlamlı da değil. Anlamlı da değil yani. Otursan ne olur, oturmasan ne olur 15 katlı binada. Yani hoş değil. Onun için bu konuyla ilgili hakikaten... Burası malumunuz bir yıl önce park alanıydı. Atakum'da Recep Tayyip Erdoğan bulvar üzerinde bir park alanıydı 19 dönümlük. Burasını biz Kamalı'daki konut artı ticaret alanını buraya taşıdık. Buradaki park alanında bahçeye taşıyarak buraya konut alanı, konut artı ticaret yaptık. O yaptığımız tarihte buranın imar hakkı 4 kat artı 0.30 taksa, taban alan 0.30. Sonra satışa çıkartıldı bildiğim kadarıyla metrekare 3 bin liradan satılamadı muhtemelen. Ve tekrardan bir imar düzenlemesiyle karşımıza gelmiş durumda. Bu düzenleme 4 kat 12 kata çıkartılıyor Sayın Başkan. Emsal de 2.30'a çıkartılıyor. 2.30 emsal çok yüksek bir emsal hakkı. Özellikle Atakum için çok çok yüksek bir emsal hakkı. Ben buranın etrafındaki adapazilere baktım, inceledim. İnşaat hakkı nedir diye. Tam karşısında yolun altında işte 10.418'e 4 var. Yine yan tarafında 934'e bir parsel de var. Hepsinin inşaat hakkı taban alanı 0.34 katı imarlı. Şimdi burada bu bölgeye göre çok yoğun bir inşaat artışı gerçekleşmiş oluyor. Biz bunu evet deriz. Bunu ben doğru bulmuyorum. Çünkü buradaki bu kadar inşaatı artırmak tamam belediyeye ait bir yer de olsa doğru görmüyorum. Atakum için özellikle her tarafı beton yığını oluyor. En güzel yerleşim yeri Atakum diyorduk. Şu anda orayı da berbat etme yolunda hızla maalesef ilerlemekteyiz. Ayrıca burada bildiğim kadarıyla ben imar durumuna baktım. O imar komisyon toplandığı gün görmemiştim. Bu alanda yine dere kenarında dere ıslahı yapılması gerekir. Yoksa bir kısmının imara açılmaması yani yapılaşmaya kapatılması gerekir diye bir ibare var. Bu şu anda gördüğüm kadarıyla orada bir dere ıslahı yapılmadı. Bu plan notu devam ediyor galiba bildiğim kadarıyla. Bu anlamda bu inşaat hakkını yükselten bu plan düzenlemesine red vereceğiz. Peki. Buradaki yeşil alanın taşınmış olması, hadi bir şekilde bunu çevirdiniz, şeye çevrildi, ticari ve konuta çevrildi. Şimdi tekrar konuta çevriliyor olması ve bunun akabinde de buraya yüksek oranda yapılaşma izinlerinin veriliyor olması çok böyle vicdani olarak da karşılamıyoruz. Çünkü Atakum bölgesinde aynı bölgede birçok yerde parseller var. Diğer insanlar 4 kat yapmışken bizim buraya 14 kat yoldan kot alma hakkıyla vermemiz çok etik ve doğru olmayacağını düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı da reddedeceğimizi bildiriyoruz. Teşekkür Sayın ederim. Başkanım, buradayım başkanım. Buyurun. Biraz genel konuşacağım. Sayın Başkanım, o kadar mahir, yetenekli, cevval bürokratlarınız var ki, yani bu yeri bu seviyeye Allah geçirmek yokluğunu için, göstermesin. Evet. Yani o yüzden çok korkuyoruz. Bizi, yok korkmayın yani korkulacak hayır bir şey yok. Başkanım, neden korkuyorum? Dört katlı yere, yani yeşil alanda, Bermuda şeytan üçgeni gibi bir zıpladı. Oradan oraya geldi, buradan buraya geldi, buradan buraya geldi. İşin sonunda 14 kata bağladılar. Gerçekten çok mahirler, tebrik ediyorum. 12 kat, tamam. Ayhan en son 14 dedi, 12 kat düzeltiyorum. Yani 2 kat için, şimdi Sayın Başkanım, biz devlet de olsak, kamu otoritesi olsak, mahalli idarede olsak, herkese örnek olmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Dikey yapılaşma dedi. Ama siz inadına yatay yapılaşma dedi. Aynen. Dikey yapılaşmaya doğru gidiyorsunuz. Yani hadi bizim dediklerimize itimat etmiyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı tavsiyelerini bari dinleyin Sayın Başkanım. Burada yani burada Samsun Büyükşehir Belediyesi 3-5 kuruşta kar edecek diye Atokum'un geleceğini bu şekilde ipotek altına alamazsınız. İnsanlara kötü örnek olacaksınız. Diğer çevrelerimiz arsalar aynı kat emsal diye dava açtılar. Haklı konumuna gelecekler. Artık bir beton yığına döndü güzelim Atokum. Yani Atokum'a kıymayın diyorum Sayın Başkanım. Bu uygulamalardan lütfen vazgeçin. Teşekkür ederim Atilla Bey. Başka söz almak isteyen var mı? Yok, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 15. maddesine geçelim.